Tırnak Uludere'deyiz arkadaşlar. Bunun öncesinde iki tane otobüsün camından çektim kısa videolar ama bunu zaten biliyorsundur. Bunu da yazın bu sıcaklarda. Şırnak oldukça sıcak ve hiç kar yok. O yüzden bunu da yazın hep yatıyorlar. Şimdi öyle hayal ettiğiniz şey gibi kötü bir yer değil. Tam tersine ayva ağaçları muhteşem. Bahçe, çok su var. Şu ileride sürekli akan su var. Burası Şırnak Uludere. Şu an mola verdik. 3 kere arama oldu. Yani yolun tam 40 dakikası arama ve beklemeyle geçti. Şu anda da yine bekliyoruz. Bakın bu dağlarda Hakkari'deki gibi kar yok. Ay, kekelemeye başladım. İşte yukarılarda da ev var. Öyle korktuğunuz, korkulacak bir yer değil. Hani diyorlar ya, ay Şırnak'a gidiyorsunuz, Hakkari'ye gidiyorsunuz. Ne işiniz var orada? Bence gelin, görün. Gerçi biz daha tam varamadık. Uludere'de mola verdik ama bakacağız artık. Merhaba arkadaşlar, Şırnak Cizre'deyiz. Şu an bu cami Hazreti ne diyelim? Hazreti Nuh'un camisiymiş. İsmini öyle vermişler, Nuh Camisi diye. Nuh Camisi diye ismini vermişler. Türbe varmış. Burada sanırım şu gördüğümüzde türbe oluyor. Birazdan olmuyor mu orası kız? Türbede görüşmek üzere arkadaşlar. Geliyorum hemen. Hazreti Nuh'un türbesi Cizre merkezde. Merkezde kalırsanız yürüme mesafesinde buraya gelebilirsiniz. Mescitler var. Şu an Ramazan ayı olduğu için oldukça yoğun, kalabalık. Ayrıca bu cami de yine bu Nuh'un adını almış bir cami. 1996'da yapılmış. Ben size şimdi türbenin ön tarafını göstereceğim. Dediğim gibi Cizre merkezde kalırsanız burası yürüme mesafesi 10-15 dakika, gelerek buraya gelebilirsiniz. Türbenin şu an ön tarafını gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Ramazan ayı olduğu için, bizim de kıyafetimiz pek el vermediği için ben videoyu kısa keseceğim. Şimdi hoşça kalın, görüşürüz. Şeyh Muhammed Kesikbaş Türbesi, yani mezarlığındayız. Fazla yaklaşamıyorum. İçeride bir de çocuk mezarı var. Arkadaşlar fazla bilgimiz yok. Burada Ramazan yiyeceği falan dağıtılıyor. Bayağı kalabalık olduğu için şu kadar bir görüntü alabiliyorum. Bu da Cizre caminin hemen ön tarafında. Eğer gelirseniz merkeze çok yakın. Teşekkürler. Kırmızı medrese. Bu da Cizre merkezli kırmızı medrese. Şöyle göstereyim. Evet Elif. Ay, düşüncelerini alayım. Aslında Kırmızı Medrese ama Ahmedi Cezeri yapmışlar. 1570 yılında Cezeri doğmuş. Vatan aşiretinden olup babası Muhammed halk arasında Menai Cizri olarak anılmış. Şiirlerinde Şişhane ismi veriliyormuş bu kişiye. Şair. Evet. 114 bölümlük divanı birçok yabancı dile çevirmişler. Ayrıca Gusten Mela ve Gusten Emil adlı şiirleri vardır. Bayağı iyi birisi. İyi birisi. Yani edebiyatla aram iyidir. Yan tarafta kuyu da var. Onu da göstereceğim birazdan. Bu arada arkadaşlar, bu camiye gelirken kapanın, bize fırçattılar valla. Üstelik kapalı oldu bu sade. Ha, buraya da giremeyiz.
Şöyle göstereyim, siz bunu dondurarak okuyabilirsiniz. Şimdi az önce bahsettiğim kuyuyu göstereceğim. Bu da bu medresenin hemen arka tarafında ya da yan tarafında da diye olabilir. Şöyle kuyu var. Ben biraz korkak bir insanım. Oo, çok karanlık görünmüyor. Elif, kuyuya girmek ister misin? Ben istemem, çok karanlık, korkarım. Abdaliye Medresesi 15. yüzyıl. Neyse, siz okuyun. Bu yine Cizre merkezde, mezarlığa yakın. Değil mi Elif? Elif sayesinde navigasyonla çok kolay buluyoruz her yeri. İçerisi de tam bir sur gibi. Şöyle göstereyim. Herhalde girişi de şu taraf. Medrese de burası. O tadilattaymış. Elif, içeri giremiyoruz mu? Valla girdik. Ay, çarpılır mıyız? Bir şey mi olur bilmiyorum. İster fotoğraf ister video fark etmez. Bu türbenin adı neydi? Mehmuzin Türbesi. Arkadaşlar, burası Mehmuzin Türbesi'ymiş. Ben de yani kıyafetim hiç uygun değil. Öyle kısadan bir çekip size göstermek için çekiyorum. Teşekkürler. Abla, Memrezi'nin hikayesi 1965 yılında Ahmet Hani tarafından kitaba dökülmüş. Memrezi'nin birbirlerini rüyasında görmüş. Sonra Mısırlı, Zin Cizreli. Bu ikisi bir Nevruz bayramında tanışıyorlar. Yani Stil ile Mirtaş Din. İkisi 40 gün 40 gece düğünleri oluyor. Ya mutlu son mu? Yok. 40 gün 40 gece sonra düğünleri oluyor. Sonra Mem ve Zin de istemeye gidiyorlar. O iki Zin'in Mem'e istemeye gidiyorlar. Evet. Beko bunu engelliyor. Yani kısacası anlatayım. Mirzeydin'in yani hizmetçisi Beko engelliyor bunu. Bir şekilde aralarına giriyor, fesatlarıyla gidiyor. Sonra da Mem hapishaneye atılıyor. Hapishanede Beko ile bir şey yapıyor ki yiyecek bile yemiyor. Sonra bedenine zehir koyuyor, ölüyor. Hizmetçi mi ölüyor? Hizmetçi Beko'ya zehir veriyor. He. Şimdi Memo ölüyor orada. Anladım. Zinzade gelene kadar ölmüş bile. Hadi ya. Sonra Zinzade diyor ki ben Memsiz yaşayamam. Öyle bir dua ediyor. Ruhu çıkıyor, bedeni denize düşüyor. Herkes onu intihar ettiğini zannediyor. Böyle de Mem ve Zin ikisi birbirinin yanına gömülmüşler. Sonra bir tarih belirlenmişler. Diyeceğiz, demişler ki bu tarihte geleceğiz, bakacağız ki bunlar sadılar birbirine dönükse bunlar aşka ilahaya aşmış. Bir tarih belirlenmişler, gelmişler, sadıları birbirine dönük, aşıkları ilahi aşk. İkinci ay gelmişler, bakmışlar, sadıları birbirine dönük. Üçüncü ay Beko onlardan önce gelmiş, mezarı kazmış, onları yüzlerini birbirine döndürmeye çalışıyor. Bunun aşkı ve mal mülk için olduğunu zannetmeleri için yapmış, bunları uğraştırmış o kendisi. Ama Allah Teala onların sırtlarını birbirine döndürüyor, onların yüzlerini birbirine döndürmesine izin vermiyor Allah Teala. Vay be, çok onların etkiledi. Onların aşkları da ilahi aşklar dönüşüyor böylece. Güzel. Güzel hikayeydi arkadaşlar. Bu Şırnak Cizre'de neydi türbenin adı? Memuzin türbe. Memuzin, ben söyleyemiyorum, çocuğa söyletiyorum. Gelirseniz bu arkadaş size anlatır. Görürsünüz. Hem teşekkürler. Hoşça kalın. Biz sabah Siirt'e gideceğimiz için şimdi Cizre'ye geldik. Şuradan da Siirt sanırım. Kaç saat sürdü kız Elif? 2,5-3 saat. Cizre, ay, Siirt sürüyormuş. Biz şimdi buradan bilet alacağız. Sabah erkenden Siirt'e geçeceğiz.